Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakaik-i Muhammediye'nin galibi... İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir. İstikbalde de o olacak. Sönmüş bir. Tamam üstad. Selçuklular devrinde ortaya çıkmış olan Batıni İsmaili, Batıni'nin İsmaili kolu. Hasan Sabbah Alamut Kalesi'ni kendisine merkez iddiat etmiş. Orada yalancı cennet, cehennem vücuda getirmiş. İnsan bunlara haşhaşiler denilmesinin sebebi de haşhaş uyuşturucu bir maddedir biliyorsunuz. Müritlerine bu uyuşturucu maddeye alıştırıyor. Bunları aynen yarı uykulu hale getiriyor. Ve diyor ki mesela şuradan atlarsan Alamut Kalesi'nden aşağı cennete gideceksin. Öyle inandırıyor. Adam gözü kara Alamut Kalesi'nden aşağıya bir kayalığın tepesinde bir kaledir burası. Atıyor kendini, öldürüyor, ölüyor. Yalancı cennet yapmış. Onları bir cennete sokuyor, orada yaşatıyor. İşte o gördüğün cennete bir daha gitmek istiyorsan, tabii karı kız meselesi de var işin içinde. Böyle uyuşturucuyla, Frenkçe tabiriyle obsede ediyor, kendine mutlak tabi hale getiriyor. Her emrini icra eden adamlar haline getiriyor. Bunlar vasıtasıyla devlet adamlarına karşı suikast yapıyor.
suikast yapanlar, yaptığı adamlardan birisi Selçukluların namlı veziri Nizamül Mülk'tür. Onu öldürdüler. Bunlarla Melikşah mücadele etmek istiyordu. Nasıl girdi derse yatak odasına, Melikşah uykudan gözünü uyandı. Baktı ki yatağına batırılmış bir hançer, bir de pusula. Biz buraya kadar girdiğimize göre istediğimiz an seni öldürürüz. Melikşah vazgeçti, bunlarla mücadele edemedi. Netice, Hulagü Han Selçuklar üzerine yürüdüğü sırada bunları ortadan kaldırmıştı. Bunlar böyle bir tetiş hareketidir. Terör dersem anlarsınız, tetiş dersem anlaşılmaz hale geldi maalesef. Evet. Bulunduğu kayalığın altı neft. Bunu meşhur Ömer Hayyam keşfetti. Ve dağın böğrüne doğru bir tünel açtılar. Bir ateş yaptılar. Neft tutuştu ve dağ çöktü. Böylece bunları imha ettiler. Hulagü Han, Moğollar imha etti bunları. Bir tetiş hareketidir. Çok adam öldürmüşlerdir. Çarşıda, pazarda dolaşır. Kimseden bir farkı yoktur. Hasan Sabbah'ı, metbu tanımayan adamları, zinfus adamları öldürürler. Bundan maksat devleti ele geçirmektir. Batıni görüş hesabına devleti ele geçirmektir. Baştaki adama, yani Hasan Sabbah'a tebaiyette, bağlılıkta, kayıtsız şartsız olmak yönünden Fethullah'a konuşmak istemiyordum ama gene mesele geliyor, sual geldiği için kısaca söyleyeyim. Hiçbir fark yoktur. Fark şudur ki haşhaşiler silah kullanıyordu. Bunlar hukuku kullanıyor. Kullanmaya teşebbüs ettiler. Aradaki fark budur. İstedikleri adamı öldürmüyorlar. İstedikleri adamı yahut istemedikleri adamı, Fethullah'ı metbu tanımayan, ona muhalefet eden adamı itibarsız hale getirmek, hapse tıkmak, müebbet hapse mahkum etmek gibi işler yapıyorlar. Bunun en tipik misali Hanefi Avcı'dır. Hanefi Avcı polis içinde bunlarla mücadele etti. 15 seneye mahkum oldu. Beni Allah korudu herhalde. Başka türlü izah edemiyorum. Bana da bakın. Çocuk yaşımdan beri ben antikemalistim. Necip Fazıl Bey gibi bir dalalet devri yaşayıp da sonradan dönmüş değilim. Hiç kimse bugün müdafaa ettiğim fikirlere aykırı bir sözümü, bir satır yazımı 40 sene evvelinden, 50 sene evvelinden bulup çıkaramaz. Allah azimüşşan'a bana doğruları çok erken yaşta ihsan etti. Böyle bir tezatlı bir devir yaşamadım. Bu yaşadığım mücadele hayatı içinde benim birinci hedefim Kemalizm batılı idi. Onunla mücadele ettim. Onunla mücadele ettim. Fakat şunu size söyleyeyim ki din karşıtı olan Kemalistler bile Fethullah'ın grubundan daha ahlaklıymış. Bugün bunu itirafa mecburum. Çünkü hiçbir Kemalist dergi, gazete beni Yahudilikle itham etmedi. Amerika'da bir sitede onun adamları 7 sülalemi Yahudi ilan ettiler. Bana anti-Kemalist dediler, hilafetçi dediler, saltanatçı dediler, şeriatçı dediler, yobaz dediler, gerici dediler. Ben de içimden Allah şahitliğinizi kabul etsin dedim. Ama bunlar muhaliflerine karşı iftirada onlara baskın. Kemalistlere baskınlar. Kemalist hiç olmazsa
doğruyu söylüyor da o doğruyu yanlış kabul ediyor. Yalan söylemiyor. Bunlarsa hilaf-ı hakikat konuşuyorlar. Yani o zümreden değil ama benzeri bir zümre benim Beylerbeyi'nde bir yalı yerim var şimdi, lokanta. Ben orayı kaybetmişim de internete yazıyorlar. Falan hoca orayı kurtarmış. Bana iyilik etmişse ben onun için aleyhinde konuşuyormuşum. Haşa. Hiçbir aslı astarı esası yok. Ben orayı Tayyip Bey'in sayesinde kurtardım. Bunu anlatarak vaktinizi zayi etmek istemem. Üstelik orası benim elimden de gitmiş değildi. Askeriye dava açtı, kaybetti. Benim elimden giden babadan kalan mallarımdı. Orası benim üzerime değildi. Hanımın üzerine olduğu için resen el konulamadı ben vatandaşlıktan atıldığım zaman. Hakkımda yalan yanlış internette beyanda bulunanlar bilin ki vakaları bile doğru bilmiyorlar ve uyduruyorlar. Vakaları bile. Halen de oranın tapusu benim hanımın üzerinedir. Ben vatandaşlıktan atıldım. Hanım atılmadı ki onun da malı müsaade edileydi de onu kurtaraydı. Askeriye buraya dava açtı. 221 sayılı şimdi iptal edilmiş bir kanun var. 27 Mayıs'ta çıktı. Bila bedel istimlak etmek istiyordu. Kaybetti. Askeriye davayı kaybedince dalan istimlak kararı koydu. O davada neticelenmeden Tayyip Bey belediye reisi oldu. Vazgeçtim istimlakını dedi. Geri verdi. O mal benim değil, bir defa hanımın. Ben şimdi hakkımda çıkan böyle yalan yanlış sözlere cevap vererek sizin zamanınızı zayi etmek istemiyorum. Yalnız şunu diyorum ki bugün İslami hareket içinde bozuk kafalı adamlar din karşıtı Kemalistlerden daha ahlaksız çıktı. Bunu yaşıyorum. Onlar hiç olmazsa olmayan bir şeyi söylemediler. Yobaz dedi, gerici dedi, şunu dedi, bunu dedi ama vaka uydurarak yalan konuşmadılar hakkında. Başbakanın bu benzetmeyi yapmasından evvel biz internete bir karikatür attık. Sadece liderlerine bu bağlılıktan dolayı onları haşhaşilere ilk defa biz benzettik. Doğrusu bu. Başbakan da doğru bir teşbih yaptı Allah için. Çünkü ben burada çok söyledim. Siz de duymuşsunuzdur. Öyle adamları var ki, hepsi için değil. Öyle adamları var ki Fethullah haç taksa gene ondan yüz çevirmezler. Bir bildiği var derler. Neden? Çünkü hala sitesinde var. Odesalı Hristiyanlara ne tavsiye edersin? Bir misal vereyim. Yüzlerce misal verebilirim. Odesalı Hristiyanlara ne dersin? Ne tavsiye edersin? Ben onlara ne tavsiye edebilirim? Onların din büyükleri var. Kim onlar? Papaz. Onlar doğruları söylüyor. Benim bir Müslüman olarak farklı bir şey söylememe gerek yok. Papaz ne diyor? Haşa, İsa Allah'tır ve Allah'ın oğludur diyor. Bu sözü sitesine, Odesalı Hristiyanlara Odesa'da söyledin. Türkiye'deki sitene niye koyuyorsun? Bunun manası ey Müslümanlar, siz aptalsınız. Papazların söylediği sözleri tasdik etmenin beni gavur yaptığını anlamazsınız. Bu da bize bir hakaret. Bizi aptal yerine koymaktır. Bunu duyduğu halde devam eden adamların devamından öteye bir misal vereyim size. Bunun haşhaşilerden fark olmadığını anlamanız için. Geçen sene Ramazan-ı Şerif'teki fuarda bir genç yanıma geldi. Yanında çarşaflı bir kadın var. Ya ailesi ya kardeşi. Genç adam.
Sen Fethullah'ın aleyhine niye konuşuyorsun dedi. Dedim ki sen Müslümansın görünüşüne göre. Sana bir söz söyleyeyim. Bunu İslam'la mizan et. Bunun şahitleri de vardır. Gayet de kalabalıktı orası. Söyle dedi. Odesalı Hristiyanlara ne tavsiye edersin? Sualine bir adam diyor ki ben onlara ne tavsiye edebilirim? Dinlerin birliğine inanan bir adam sıfatıyla. Ben onlara bir şey tavsiye edemem. Onların din büyükleri var. Onlara doğruları söylüyor. Bu söz nedir dedim. Dedi ki bu küfürdür dedi. Hazreti İsa'nın uluhiyetini kabul ediyor demektir. Bunu Fethullah söylüyor dedim. İnanmam dedi. Dedim ki gir sitesine bak. Bakmam dedi. Niye? Çünkü o böyle bir şey söylemeyeceğine inanıyorum dedi. Söyleyeceğine inanmıyorum dedi. Dedim ki işte senin gibi ahmak adamlar yüzünden bu böyle kabardı, teşkilatı büyüdü. Hakaret ediyorsun dedi. Sana hakaret az gelir ama benim elimden o geliyor dedi. Şimdi böyle bir adam haç taktığını görse döner mi ondan? İşte haşhaşilik de bu. Git şu adamı öldür diyor, adam gidiyor öldürüyor. Şu adamı mahkum edin diyorlar. Ben bunu yaşadım. Yenisini de söyleyeyim size. 3 tane dava açtılar bana. Erzurum'da sadece 3 tane. 3 de burada var. 3 davanın ikisini kardeşi açtı, birisini amcası açtı. Ben ona Ermeni diyormuşum. Haşa ve kella, geri zekalı olmak lazım, okuduğunu anlamamak lazım ki böyle bir iddiada. Ben diyorum ki devlet sana Ermeni diyor, emniyetin raporunu koydum. Niye bunu tekzip etmiyorsun? Bunu tekzip etmemene hayret ediyorum çünkü adın Fethullah'ymış da Fethullah yapmışsın, he ilave etmişsin diyen bir adamı 4 defa tekzip etmişsin. Adına bir H harfi ilave eden daha mı basit? Adam diyor ki Ermeni olan babası dedi ki bir evlat yetiştiriyorum. Bunların boynunu kendi kılıcıyla vur. Affedersiniz. Kendi kılıcıyla boynunu vuracak. Seni gavurlukla itham ediyor. İslam düşmanlığıyla itham ediyor devlet. Avukatı mahkemede ne diyor biliyor musunuz? 28 Şubat ürünü olduğu için biz bunu tekzip etmek ihtiyacını hissetmedik. Bunu ben ona Ermeni diyorum tarzında anlıyorlar. Ben bir adam Ermeni de olsa Müslümansa kardeşimdir. Kimseyi kavmiyetinden dolayı itham etmek benim çocukluğumdan beri takındığım tavırla asla bağdaşmaz. Benim ölçüm İslam'dır. Şerefül insan bil iman. İnsanın şerefi iman iledir, kavmiyetle değil. Kimsenin kavmiyetini seçmek elinde değil. Onun için kimseyi Ermeni diye kınamam. Ama böyle bir itham, o Ermeniliğin arkasındaki bu sözleri de zikrederek niye tekzip etmedin dedim. Buna hayret ettim. Sen Ermeni dedin diye dava açtı. 3 dava birleşti. 18 bin liraya mahkum oldum. Neden? Buldu kendi kafasında bir hakim. Buldu kendi, bugün ortaya şu adliyedeki rezillik ortaya çıkınca, şu Zekeriya Öz vesairenin hadiselerini görünce, bundan sonra yazık adliyeye güven kalmaz. Hele bir adam Fethullah aleyhtarı ise ona verilen cezaya hiç kimsenin kanun icabı olduğuna inanmaz. Maalesef adalete güvende sarsılması da en mühim bir beladır. Çünkü kime güveneceksin? Polis diye kapına gelecek adam acaba Fethullah'ın adamı mıdır? Bana garasken bir muamele yapar mı diye düşüneceksin. Bu bir dehşet huzursuzluktur. El adlu esasül mülk, Hazreti Ali'nin sözüdür. İdarenin esası adalettir. Adalete en büyük yarayı verdi bunlar.
patlak verince yaptıkları adalete en büyük yarayı verdiler. O gün silah kullanılıyordu, bugün hukuk kullanılıyor. Ne farkı var? Hiçbir suçu olmayan bir adamı ebedi müebbet hapse mahkum etmişsen, 15 seneye mahkum etmişsen öldürdün adamı. Ondan farkı yok. Bunun için de hukuku kullanıyorsun. Ne farkı var? Bence hiçbir farkı yok. Ama benim bir internete 95'teki bir konuşmamı atmışlar. Belki seyredenleriniz vardır. Sabahleyin bana dinlettiler. 95'te ben diyorum ki وَيَمُدُّهُمْ ف۪ي تُوْيَانِهِمْ يَا مَهُونَ Allah mühlet veriyor. Bunun sonunda bu sıfıra müncer olacak diyorum. Siz internetten bakarsınız. Buna zaman ayırmak istemiyorum. 95'te ben bugünü söyledim. Keramet gibi. Keramet gibi, başkaları gibi ben böyle şehlik, esrarengizlik iddiasında değilim. Sıradan bir adamım. Fazla hürmet edilmesinden de hoşlanmıyorum. Nefsinden korkan bir adamım. Ama dinleyin, 95'te 18 sene evvel ben bugünü söyledim. Göreceksiniz internet. Haşhaşilerle ilgili fazla tafsilat almak isteyen bizde bir kitap çıkmıştır haşhaşilerle ilgili. Bunu okuyabilir. Bilin ki bu bir terör hareketidir. Terör batıl bir fikir için kullanılmıştır. O günün şartlarında insanlar öldürülüyordu. Bugünün şartlarında da yara öldürme mahiyetinde hukuken mahkum ediliyor. Mutlak itaat yönünden de aralarında hiçbir fark yoktur. Başka bir sual sor. Tafsilatı siz kitapta okuyun. Doğru bir teşbihtir yani. Doğru bir benzetmedir. Biraz evvel de bahsi geçti. Size açılmış olan davalar ve neticeyle ilgili tazminat kararı ile alakalı olarak sual sayfanıza birçok mail geliyor. Nurullah kardeşimizin idare ettiği Facebook sayfasında da birçok talep var şu şekilde. Üstada tazminat olarak verilen miktara destek olmak istiyoruz diyorlar. Bununla ilgili... Tamam, peki. Maliyetinde. Bir defa o davalar daha iptidai mahkemede. Yani karar çıktı ama bunun bir temizi var. Daha bize gerekçeli karar bile gelmedi. İş o safhaya gelince düşünürüz. Ama ben benzer iki hadise yaşadım. Bu üçüncüdür. Birincisi, altı oku Ecevit'in başbakanlığı sırasında. Altı oku zahiriyle değil, batınıyla ifade ettim. İşte halkçılık, laiklik bilmem ne, laikliğe dinsizlik yazdım. Halkçılığa halk düşmanlığı yazdım, oligarşi yazdım vesaire. Altı oku da altı tane topuz yaptım, milletin kafasına iniyor. Bunu da Ecevit'in yüzüne oturttum, dergide kapaktır. Ecevit bana bir dava açtı. Ecevit'in davasında 132 bin liraya mahkum oldum. 1977'nin işini size anlatıyorum. 132 bin liraya mahkum oldu. İcraya verdiler. Faiz talep ediyor. Dava tarihinden ödeme tarihine kadar da faiz talep ediyor. Ben gazetemde ilan ettim. Dedim ki mecburen bankaya parasını yatıran şirketlerde, mirketlerde böyle oluyor. Faiz tahakkuk eden, parasına faiz tahakkuk edenler bana faiz parası göndersinler, bu cezayı ödeyeyim. Zira Ecevit'e helal para yaramaz, zarar verir dedi. Bana 200 bin lira para geldi. 130 bin lirayı artırdık, ödedikten sonra artanı ne yapayım? Çengelköy'de Kerime Hatun Camii'ne Kur'an-ı Kerim kursu yapılıyordu. Oraya gittim.
buranın 100 numaraları yapıldı mı? Henüz yapılmadı. Hah, bu parayla onu yapın dedi. Sonra da bir fetva neşrettim. Makam meşiatta Osmanlı zamanında mecburi faiz parası eline geçerse, o zaman da banka başladı çünkü Ziraat Bankası vesaire. Bu parayı yemek caiz değildir de kerih işlerde kullanmak mümkündür. İşte 100 numara yaptırmada kerih bir iştir. Artanıyla 100 numara yaptırdım. Esasını da Ecevit'e gönderdim. İkisi de yerini bulmuştur. İkinci vaka Doktor Lütfi Doğan. Doktor Lütfi Doğan da Diyaneti, ama bir de başka bir Lütfi Doğan var. O temiz bir adamdır. İsim benzerliği, ondan karıştırmayın. Bu Doktor Lütfi Doğan da Diyaneti Kemalizme rağmeden adamdır. Bir artiste iltifat etmiş içkili bir toplantıda sarığıyla, cübbesiyle. Onu da kınayan bir yazı yazdım. O da bana bir dava açtı. Geçmiş zaman o da 100 küsur bin liraya hükmedildi orada da. Çünkü Türk kanunu nasıl bir şeydir biliyor musunuz? Bakın size, hukukçu olmayanlar bilmez. Mesela bir kadın fahişe. Vesikalı fahişe çalışıyor. Fahişe de hakaret cümlesi teşekkür eder. Yani söylenen sözün doğru olup olmaması mühim değildir. Aşağılatıcı olması hakaret cümlesinin teşekkür. Mesela adam hırsız, 10 defa yakalandı. Hırsıza hırsız de aleniyet olsun, iki şahit olsun. Hırsız 50 defa hırsızlık yapmış, mahkum olmuş adama hırsız de hakaret davasını kazanır. Laik kanun, kul kanunu bu. Allah kanunu değil ki. Yani söylediğin sözün doğru olup olmaması mühim değildir. Aşağılatıcı olup olmadığına bakar. Hırsıza hırsız demek suçtur. Fahişeye fahişe demek hakaret cümlesi teşkil eder. Neyse. Bu da biz, buna da mahkum olduk. Buna da faiz parası topladım. Eğer bu dava da temizde tasdik olursa, alt mahkemede bulduğu gibi temizde de adamlarını bulur da tasdik ettirirse, onun için de ilan ederim faiz parası. Fethullah'a da helal para zarar verir. Ona da haram gerektir. Benim babaannem, bakın Fethullah'ı büyüten iki faktör var. İki faktör veya üç. Birincisi haram para çokluğudur. Benim babaannem şişman bir kadındı. Çocuktum. Bahar aylarında sülük takardı. Sülükler kanını emer emer düşerdi. Onları alır, küle kusturur, tekrar takardı. Ben derdim ki babaanne, bunlar senin kanını emiyor, niye takıyorsun sırtına? O muharek kadın bana dedi ki, uşuğum, bunlar akıllı hayvanlardır. Bunlar benim kirli kanımı emerler. Temiz kan bunlara yaramaz. O kirli kanı emmeleri de bana faydadır dedi. Fethullah büyümüştür. Büyümenin hikmeti de yolda ayağı burkulan adama bir şey olmaz ama minareden düşen geberir. Bu hadisenin sonu onun intiharıdır, bitmiştir. 95'te söyledim, sıfıra müncer olacak dedim. Sıfıra. O bantı seyredin görürsünüz. Birinci faktör haram para çokluğudur. Bu zamanda en kıt şey helal paradır. Para yılan gibidir, girdiği delikten çıkar. Haram yoldan gelen bir paranın helale nasip olmaz. Adam reklam için cami yaptırsa ihlas bozukluğundan gene ondan fayda görmez. Çünkü innemel amali bin niyat. Ameller niyetlere göre Allah katında değer bulur. Birinci faktör budur. İkinci faktör dış destektir. Evvela rejimin desteğini görmüştür, iş büyüdükçe planda büyümüştür. Bunun üzerinde daha fazla konuşmak istemiyorum. Daha geçen hafta dedim ki ben bunu konuşmaktan usandım. Benim 95'teki konuşmamı görün,
Anlayın ki ben o gün bugünü gördüm 95'te. Bu yetersiz. Lakin erken görmenin sıkıntısı var. İnsanlara kabul ettirmek mümkün olmuyor. Ta ki takke düşüp kel görünene kadar. Şimdi takkenin düşüp kelin göründüğü gündür. Bugün onu anlamayan adam eğer evinin yolunu şaşırmıyorsa mazur değildir. Evinin yolunu şaşıracak derecede mecnunsa o zaten mesul değildir. Yeri timarhanedir de yanlışlıkla sokakta geziyor demektir. Başka bir sual sor. Evet, o arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Şimdilik gerek yok. Ben bu parayı ödeyecek takatteyim de elhamdülillah. Ama helal para ona gitmesin diye böyle faiz parası isterim katileşirse, mahkum olursam. Üstadım, bir de son birkaç gün içinde yaşanmış bir hadise var. Sizi yakından alakadar ediyor. Hem Tahrif 3 isimli eserinizde bahsettiğiniz bir Şehzade Kayıhan'la ilgili onların yani cemaatin kolejlerinde okuması hadisesi vardı. Bunu Akit gazetesi haber yapmıştı birkaç gün evvel. Daha sonra Kayıhan Bey'le bir röportaj yapılmış. O da o yazar biraz abartmayı sever gibi bir ifadede bulunmuş. Gelen sual de bununla alakalı olarak diyor ki Nurhan Osmanoğlu ise sizi kastederek ailemizle hiçbir alakası yoktur şeklinde bir beyanda bulunmuş. Ne alakam olacak, ben hanedandan olduğumu mu iddia ediyorum? Nurhan benim yüzümü görmemişti, ben de onun yüzünü görmemiş. O daha çocuk. Çocuk o da. Maalesef okuduğunu anlayamayan insanlar var. Halit Esendir de Zaman Gazetesi'nin yayın yönetmenliğini hiçbir zaman yapmadığını belirtmiş. Ben yazı işler müdürü demedim. Gazetede idareciydi. Bu sıfatının ne olduğunu ben bilmiyorum. Öyle bir şey yok. İşte bunlar o haberde bak. Evvela şunu söyleyeyim. Bu mahkumiyetime dair haberde bir yalanları var. Bunlar illa bir yalan katacaklar. Vaktiyle de bu ceza davasında mahkum olduğumda da gene bir yalanla haber neşrettiler. Onu tavsiye ettim. Burada da diyor ki İstanbul'daki dava da para cezasına çevrildi. Para cezasına çevrildi demek hapis cezası verdi hakim de paraya çevirdi manasına gelir. Hayır. Ben hapis cezasına mahkum olmadım İstanbul'daki davada. İftiradan beraat ettim. Hakaretten adli para cezasına mahkum oldum. Para cezasına çevrildi demek ceza verdi hakim de paraya tahvil etti demektir. Halbuki böyle bir şey yok. Her haberlerine mutlaka bir yalan katıyorlar. Şiarları o. Şiarları o. Hiç şaşmıyorum. Bu da Akit kendi kendine kitaptan aldı haber yaptı. Öyle kaç tane vaka var benim o kitabımda. Öyle haber olacaksa. Ama şayana hayrettir ki ben bunu tavzih eden bir yazı yazdım, Vakit bunu koymadı. Hem bunu o başlattı hem de tavzihimi koymadı. Vakit de galiba benim hakkımda bir yerden talimat alıyor. Vaktiyle de bana Sultan Vahidettin'i ısmarladılar. 10 günlük bir tefrika olacaktı. 3 günde kestiler. Verdiğim vesikaları da geri alamadım. Onun için benim Vakit'le bir dostluğum yok. Kusura bakmasınlar. Yani İsmet Paşa'yla Mustafa Kemal Paşa arasında bir kavga oldu diye ben İsmet Paşa'yı beğenmem. Batılın batılla mücadelesi de var. Sadece Fethullah'a karşı çıkıyor diye ben doğru kabul edecek değilim. İşte bir daha sabit oldu. İkinci tavzihi yayınlamadı. Hadise aynen benim yazdığım gibi oldu. Ben kendi faziletim icabı ne Harun Efendi'ye ne de oğluna böyle bir şey cereyan etti. Bunlar parayı kim verecek? Parayı verecek olan olmadığı için sınıfta çaktırdık dediler bana demedim. Kimseyi kimseye kötülememek için. Hanedan da mensupları da üzmemek için bunların size bakışı bu anlayın diye. Çünkü ben o zaman Fethullah'ın aleyhine değildim ki.
Fethullah'ın gazetesine tam sayfa bila bedel yazı yazıyordum. Açın o yılları görün. Bir hafta hilafeti yazdım. Bir hafta Lozan'ı yazdım. Fethullah'ın bu kusurunu ben onlara söyleyip de onlara Fethullah aleyhtarı yapmak gibi bir düşünceye kapılmadım. Onların haberi yok ki. Ben yaşadığım vakayı, o beni nasıl tekzip ediyor bilmediği şeyi. Bilmediği şeyi nasıl tekzip ediyor. Ama o Kayhan Osmanoğlu'nun siyasette hevesi var. İnternette yazılarını görürseniz, Fethullah'ın da bir cemaati var ya, Tayyip Bey'i yanıltan işte budur. Cemaati var, reyi var, bunu gücendirmeyelim, idare edelim. İşte Okayhan Osmanoğlu da bunu yapıyor. Kadir Mısıroğlu bir fert, Fethullah bir cemaat. Siyasete atılırsa Fethullah'la ben mukayese bile etmem tesir bakımında. Bunu söylemek istiyor. O Nurhan, Nurhan falan hiç gördüğüm yoktur. Çoluk çocuk onlar daha dün doğmuşlar. Kayhan bile Türkiye'de doğmuş. Ben onları 74'te geldiği zaman 74'te babasıyla çekilmiş resimlerimi 74 senesinde Türkiye'ye ilk geldikleri zaman Osmanoğulların Dramı isimli kitabında görün. Ben onları Türkiye adım attıkları günden beri tanıyorum. Benim de hanedana ecdatlarından dolayı hürmetim vardır. Ama bu hürmet mutlak değildir. Mutlak olmadığını size söyleyeyim. Bakın aşağıdaki odamda Harun Osmanoğlu'nun oğlu, bu Kayhan'ın ağabeyisi Orhan bana dedi ki sana gücendim. Niye gücendin? Falan Osmanoğlu'nun cenazesine gelmedin. Evet gelmedim. Abdülhamid'in diğer bir torunu. Gelmedin. Bir de televizyonda kasten gitmediğini söyledin. Dedim ki bana bak, sen Osmanoğlu'sun, sen de Mustafa Kemal'i methet, bırak cenazeye gelmeyi, senden de selamı keserim. O adam Osmanoğlu olarak, Abdülhamid'in torunu olarak Kemal Paşa'yı methetti. Ayıptır. Aleyhine konuşma, asaletine yakışmaz. Lehine de konuşma. Senin onun lehinde olman için bir sebep yok. Bu dalgalıktır, yakışmaz. Buna mukabil bir kadın Osmanlı'yı size misal vereyim. Mahmut Şevket Efendi bize yazdı ki bana bir şey olursa bu kızımı bu gavur diyarında bırakmayın. Kendisinin vefatından sonra gittim Fransa'ya. Nermin Sultan'a. Bak babanın böyle mektubu var bana. Bu gavur memleketinde yalnız yaşama. Ben babamın kabul edilmediği memlekete dönmem dedi. Dedim ki babanın kabul edilmediği memleket ama şimdi kabul ediliyor. Kanun çıktı serbestsin. Sen gel. Babanın da arzusu buydu. Her insanın bir zayıf zamanı olur. Babam da bunu bir zayıf zamanında söylemiştir. Ben bu söze itaat etmem dedi. Israr edince dedi ki bana ben dedi Türkiye'ye gelsem ne göreceğim ilk defa havaalanında alınmaz. Ben aklıma bir şey gelmedi. Uçakları görürsün dedim. Yo dedi mutlaka bir Mustafa Kemal heykeli görürüm dedi. Benim Osmanlı ailesindensem, Osmanlıysam ne yapmam lazım? Gidip oraya bir tükürmem lazım dedi. Ben ne yapsa tıkarlar dedi. Gelmem dedi. Kadın dirayetine bak. Öteki Kemal Paşa'yı methediyor. Ben de cenazesine gitmedim dedi. Bunun için gitmediğimi de söyledim televizyonda. Demek oluyor ki neseben Osmanlı olmak değil, haseben Osmanlı olmak. Ben Osmanlıyım. Elhamdülillah. Neseben değil, haseben Osmanlıyım. Oturmam, kalkmam, düşüncem, dünya görüşüm Osmanlıdır. Seyyidim diyor adam. Müslümanlıkla hiçbir alakası yok. Belki neseben seyit, haseben seyit değil. Haseben seyit ol. Peygamber tavrı içinde ol da ben de senin seyitliğine hürmet edeyim. Bunlar siyasi lakırdılardır. O gençtir. Ben tecrübesizliğini affediyorum, bağışlıyorum. Benim gene de hanedana,
hanedan mensuplarına hürmetim var. Fahiş bir hatalarını görmediğim müddetçe bunda da devam edeceğim. Bu husustaki açıklamamı da internet sitesinden okursunuz. Vesselam. Biraz ilerleyelim. Başka bir soru sor. Hiç kimsenin yazmadığı bir zamanda ben Osmanoğullarının müdafasını yaptım. Gurbet hikayelerini yazdım. Ta 74 tarihlidir o kitap. Buyur. Ortaokul 7. sınıf öğrencisi bir kardeşimizin suali. Hocamız bize münazara hakkında bir konu verdi diyor. Konumuz Osmanlı'da hoşgörü yoktur. Bu mesele hakkında bilgilerinizi... O adama sorsak acaba Ağrı Dağı'da Hindistan'da mıdır? Herhalde evet demesi lazım. Osmanlı'nın nizamı İslam hukukudur. İslam hukukunun zımnilere, yani Müslüman olmayan tebaya dair kavaidi neyse Osmanlı bunu tatbik etmiştir. Nedir peki zımni hukuku İslam'da? Diline, dinine, kıyafetine karışamazsın. Müslüman olmaya zorlayamazsın. Ticaretin de hürdür. Her hususta Hristiyanlar arasındayken sahip olduğu hürriyetten fazlasına sahiptir. Lakin devlet Müslümanlarınsa onlara bazı takyidat vardır Müslümana nazaran. Seçme ve seçilme hakları yoktur. Seçme ve seçilme hakları yoktur. Amme selahiyeti kullanma hakları yoktur. Yani mahalle bekçisi bile olamaz gayrimüslim. Güzel. Müslüman aleyhine şahitlik yapma hakları yoktur. Çünkü garazkar hareket eder. Bu kaideler fiilen ilk defa Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethinde tatbik edilmiştir. Kıyafet mecburiyeti vardır. Müslüman kıyafetiyle gayrimüslim dolaşamaz. Tanzimat'a kadar Osmanlı bunu tatbik etmiştir. Tanzimat, orijinal İslami görüşten taviz vermenin resmi başlangıcıdır. Bir inhiraftır İslam'dan. Bu gide gide artmış, Mustafa Kemal'de tam tersine dönmüştür. İslam karşıtı bir idare kurmak. Laiklikleri de İslam'ı mahvedecek bir anlayışta laikliktir. Bugünkü laiklik değildir. İslam'a nefes aldırmayan bir laikliktir. Din devlete müdahale edemez ama devlet dine müdahale eder. Eskiden dinin devleti vardı Osmanlı zamanında. Cumhuriyette din devletin emrine girdi. O nasıl istiyorsa o muhtevaya büründürüldü. Bugün bile aynı yanlışa devam ediliyor. Ahmet Davutoğlu'nun damadı diyor ki Müslüm şerhini niye basmıyorsunuz kayınpederimin Müslüm şerhini? Diyanet cevap veriyor ona. Peygamberin hadisi için söylenen söze bak. Avrupa müktesebatına ters düşen hadisler olduğu için basamıyoruz. Ve subhanallah. Dinin temel kaynağı olan hadis külliyatını neşrederken Avrupa normlarına mugayir düşüyormuş da onunla sansür ediyor Allah'ın dinini. Aha bugünkü Diyanet. Evvelkileri varın siz hesap edin. Demek oluyor ki Tanzimat'la başlayan bu inhiraf gitgide büyüye bu hale geldi. 1950'den sonra bu laiklik o aşırılıklardan kurtarılarak yavaş yavaş İslam'ın gasp edilmiş hakkı damla damla geri alınıyor.
Yani o zaman azan Arapça okumak laikliğe aykırıydı. Şiar-ı İslam dünyanın her yerinde böyle okunuyor. Kur'an'ı Türkçeleştirip ibadette okutmaya zorladılar. Hala bu davada olan adamlar var. Yaşar Nuri söylüyor. Atatürk'ün hasretiyle öldüğü dava Türkçe, Kur'an'la ibadet diye iki cilt kocaman kitap yazmış herif. Hala bunu dava edenler var. Allah kelamının tercümesini ibadette kullanacak. Mustafa Kemal'in yaptığı harekette de Almanca'dan tercüme bir Kur'an esas alınıyordu. Adam Almanca'dan Kur'an tercüme etmiş, onu aslının yerine koymak istiyorlardı. Bunlar uzun bahisler. Bunları biz zaman zaman yeri geldikçe söylüyoruz. Demek oluyor ki Tanzimat'la başladı bu ihanet. Onun için orijinal Osmanlı için Tanzimat'tan evvelini konuşmak lazım. Hoş batana kadar da gene müsamahasızdı. Ne diyorlar? Tolerans mı? Hoşgörü, hoşgörüsüzdü denilemez. Batana kadar bile o tavizlere rağmen. Tanzimat'tan sonra çeşitli sebeplerle Osmanlı dünya siyasetinde eski şevketini muhafaza edemeyince, ki bunun içeriden baltalamalardır birinci amili. Bazı derslerde bunların örneklerini ben verdim. Bu içeriden baltalamalara rağmen sonuna kadar, yıkılana kadar gene şeriat cari olmuştur. Bunun misalini size söyleyeyim. İşgal zamanında İstanbul işgal altındayken kurulan bir divan-ı harp, Ermeni harekatından dolayı bazı insanları muhakeme etti. Bunlardan biri Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey'di. Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey'i Ermeni katliamı yapmış olmakla itham ettiler. Bakın burada size prensibi söyleyeyim. Biz Ermenileri katletmek isteseydik, Yavuz devrinde, Kanun devrinde katlederdik. Ermeniler ilk defa Osmanlı'da adam yerine konuldu. Ermeniler İstanbul'a bile sokulmuyorlardı. Patrikleri Bursa'daydı. İstanbul'un fethinden sonra Fatih onları İstanbul'a getirdi. Fermanı da Kumkapı'daki Ermeni patrikhanesinde gidip görebilirsiniz. Onları adam yerine koyan Türkler oldu. Bunların Kilikya dedikleri Adana valisinde milattan evvel devletleri vardı. Bu devleti de yıkan Bizans'tır. Biz onları Bizans esiriyken devraldık. Bizim zamanımızda dünyanın en müreffeh topluluğu oldular. Sanatkar, kuyumcu, zengin insanlardır Ermeniler. Ve şunu da söyleyeyim ki bizi ahlaken, örfen en fazla benimsemiş olan gayrimüslim topluluk Ermenilerdir. Bakın bir Ermeninin konuşmasından gayrimüslim olduğunu anlamazsınız. Yahudi anlarsın, paşam diyemez, pasam der. Pasam. Ermeniyi tanıyamazsın konuşmasında. Dilimizi bile bir Türk kadar düzgün konuşurlar. Namusa düşkünlükleri böyledir. Yazık oldu bu kavme. Rusların İskenderun'dan Akdeniz'e inme davasına alet oldular. Tebai sadıka iken, devlete sadık bir teba iken isyan ettiler. Neticede hak ettikleri dayağı yediler. Durup dururken bunlara kimse dokunmadı. Hele Harbi Umumi gibi, ona tekadüm eden günler gibi, başımız bin bir devletle beladayken bunları ne diye başımıza ilave bela çıkaralım? Böyle bir şey yok. Onlar bizi zayıf zamanımız diye arkadan hançerlediler. Millet de zayıf zamanı olmasına rağmen mukabele etti. Ama işgalciler işe böyle bakmadılar. İşgalciler böyle işe bakmadıkları için
divan-ı harp kararıyla boğazlayan kaymakamı Kemal Bey idam edildi. İşgalcilerin arzusuyla kurulan bir divan-ı harp olduğu için Nermut Mustafa divan-ı harbi. Öyle de olsa devletin bir müessesi olarak faaliyet gösterdiğinden idam kararı devlet reisi tarafından imzalanmadan infaz edilmez. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi bu kararı aldı. Padişaha gitti bunu imzala diye Vahidettin'e. Vahidettin unutmayın. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'den daha büyük bir fakih. Çünkü Gümüşhaneli dergahında padişahlığı ummuyordu. Önünde Yusuf İzzettin Efendi vardı. Yusuf İzzettin Efendi Enver Paşa tarafından bir suikastla öldürülünce ona 57 yaşında saltanat sırası geldi. O kendini ilme vermişti. Gümüşhaneli dergahında hadis, siyer, hukuk vesaire İslami ilimlerin hepsini okudu. İslam fıkhına dair de bir kitap telif etti. Şimdi milletin elinde Hacı Zihni Efendi'nin adıyla gezen Nimet-i İslam, Vahidettin'in yazdığı bir kitaptır. Osmanlıcasını okuyanlar görürler ki bu saray Türkçesidir. Padişah olduktan sonra bunu kendi adıyla yayınlamayı doğru bulmadı. Hacı Zihni Efendi'ye rica etti, sen bunu imzanla yayınlar mısın diye. O kitabın gerçek müellifi Vahidettin'dir. Öyle bir fakih. Şeyhülislam Mustafa Efendi diyor ki 4 saat bir fıkıh imtihanı verdim. Bu hükmün şer'an caiz olmadığına dair bin dereden delil getirdi. Kan ter içinde kaldım, ikna edemedim. Sonunda dedim ki efendim biz burada hür değiliz. Biz burada esiriz. Bizi esir eden kuvvet bunu istiyor. Ya bunu imza edeceğiz yahut belayı büyüteceğiz. Nitekim mesela Kuvayi Milliye'yi takviye edin diyordu İngilizler. Hükümet direniyordu takviye etmemek için. O fetvalar metvalar kullanıyorlar ya şimdi İstanbul hükümeti aleyhine. İngiliz süngüsüyle alınmıştır. Sokakta adamları yakalıyorlar, cebinde bir çakı bulunsa eline koyuyor, basıyor. Kan revan. Niye yapıyorsun? Siz bizim dediğimizi yapmazsanız biz halka böyle zulmederiz diyorlar. Marşal Mevzi Çakmak Ankara'ya iltihak ettiği zaman 4 saat mecliste bir konuşması var. Zaptın 1. cildinde de ben özetini aldım Sarıklı Mücahitlere. Bu fetva İngiliz süngüsüyle alınmıştır diyor. Ama Kemalistlere sorarsan Vahidettin haindi de Mustafa Kemal'e eline fetva verdi. Hiç alakası yok. İşgal altında. Biz burada işgal altındayız efendimiz. Düşman bunu bizden istiyor. Bunu yapmazsak başka fenalıklar yapar. Nitekim Kuvayi Milliye'yi takviye etmiyorsunuz diye Şehzade başından mızıkacı efradını gece süngülediler. 15 tane neferi öldürdüler. Tetiş yaptılar İstanbul'da. O fetvalar alabilmek için. Aynı şekilde. Bunu düşman istiyor. Ha öyle söyle demiş. Şer'an bir yol arama. Şer'an buna yol yok. Bak yıkılış zamanı, işgal zamanında bile padişah şer'an cevaz arıyor bir idamı tasdik etmek için. Demek ki yıkılış anına kadar şer'ata bağlı kalmış. Düşman zorlamasıyla olan inhiraplar hariç kendi has iradesiyle icra ettiği bütün fiillerde şeriata bağlı kalmış. Ama biz yine de Tanzimat öncesini örnek alalım. Hoşgörü var mıydı yok muydu? Çünkü tezatsız Osmanlı nizamı Tanzimat evvelidir. Tanzimat evvelinde gayrimüslim Vediatullah'tır. Allah'ın emaneti. Osmanlı diyor ki benim adalet yapacağımdan
gayrimüslime adil davranacağımdan Cenab-ı Allah emin bulunduğu için bunların idaresini bana nasip etti. Bunlar vediatullah'tırlar. Allah'ın emaneti. Bir Müslüm de bir gayrimüslim kadı huzurunda mahkeme olduğu zaman, mahkeme edildiği zaman bu alacak verecekten olur. Şahsi hukuka taalluk eden meselede dünyada görülmemiş bir şeydir bu. Henüz dünya bu seviyeye gelmemiş. Türkiye'de yaşayan, Osmanlı'da yaşayan gayrimüslim kendi kanununa tabidir. Şeriata tabi değildir. Onlar için ayrı mahkemeler vardır. Fransız tebasından olanlar Fransız Büyükelçiliğinde, Rumlar Patrikhane'de mahkeme vardır. Evlenmesine, boşanmasına, miras taksimine orası bakar. Osmanlı çok uluslu, çok hukuklu bir devlettir. Bugün dünyada şurada 5-6 sene evvel ilk defa İngiltere'de orada yaşayan 4 milyon Müslüman için ahkam-ı şahsiyeye müteallik mesail için 6 tane şeriat mahkemesi kuruldu. Müslümanların hukuku budur. Onları bizim kanunlarımızla muhakeme etmemiz insan haklarına aykırıdır dedi. İngiltere 6 tane şeriat mahkemesi kurdu. 21. asırda. Hala bu bile dünyada tektir. Halbuki Osmanlı zamanında gayrimüslim kendi kanununa tabidir. Böyle bir müsamaha dünya milletlerin hiçbirinde bugün bile yok. Tek istisna yeni İngiltere'de oldu. Bu devlet mi hoşgörülü değildi? Bakın, teknik üniversitede bir matematik profesörü vardı. Zihnim yorgun, adı aklıma gelmiyor. Osmanlı'yı çok müdafaa ederdi. Masonun biri de ona kızarmış. Karayüklü, Nuri Karayüklü. Konyalı bu zat. Allah rahmet eylesin. Matematik profesörüydü ama çok iyi tarih bilirdi. Osmanlı'yı müdafaa ediyor Nuri Karayüklü. Masonun biri de boyuna itiraz edermiş. Kendisinden dinledi. Bir gün o mason gelmiş. Demiş ki Nuri Bey, galiba ben sana haksızlık ettim. Hayrola, hidayete mi geldin demiş. Hayır demiş. Ben bir toplulukla İsrail'e gittik heyet halinde. Böyle grup gezi tertipliyorlar ya. Bu dediği hadise de 68 harbinden hemen sonra. Bunlara İsrail'i gezdirmişler. Sonra da İsrail hakkında bilgi vermek üzere bir salonda ne diyorlar? Briefing vermişler. Bu briefingde İsrail şöyle böyle diye idareye esasları anlatınca o gün de mecelleyi tatbik ediyor ha İsrail. 70'lere kadar mecelleyi, bizim Mustafa Kemal'in çöpe attığı mecelleyi tatbik etmiştir İsrail. Bir hukuk abidesidir mecelle. Evet. Sualiniz var mı demiş. Lafı bitirdikten sonra. Bu bizim masoncuk demiş ki siz demiş, bu harpte arazinizi çok genişlettiniz. Devletinizde Araplar sizden daha çok. Siz azınlık durumuna düştünüz. Onları nasıl idare edeceksiniz? Adam demiş ki, bir Osmanlı torununun bana böyle bir sual sormasına ben hayret ettim demiş. Biz bu işi sizden öğrendik demiş. Biz İsrail kurulmadan evvel bu iş başımıza gelecek. Biz de biliyoruz ki bütün Yahudiler buraya toplanmaz. Çünkü
Yahudiler de bizim peygamberin tefsiratı var. Oraya toplanacaklar ve orada imha olacaklar. Melhame-i Kübra. Batılılar buna Armageddon derler. Bir Melhame-i Kübra'da bunlar yok edilecek. Taşlar bile arkasına saklanan Yahudi'ye haber verecek. Ey Müslüman gel. Burada bir Yahudi var, öldür. Gar ağacı sade haber vermeyecek. Peygamber'e inanmadıkları halde bugün İsrail'de her evin önüne gar ağacı dikiliyor. Onlar da buna inandığı için bir mezhep İsrail'de toplanmanın aleyhinedir. Biz biliyoruz ki ne yaparsak yapalım bütün İsrailliler, Yahudiler buraya gelmez. Biz burada azınlık kalacağız. Çünkü Tevrat'a göre onlara vaat edilen arazi Nil'den Fırat'a kadar. Bu Suriye'yi de içine alır. Kuzey Irak'ı da içine alır. Kayseri vilayetine kadardır. Bugün İsrail parlamentosunun alnında Arz-ı Mevud'un haritası vardır. Herhangi bir kitapta bu haritayı görün, Kayseri vilayetimiz içindedir. Siyasi tarih bilmeyen insanlardan devlet adamı olmaz. Tansu Hanım İsrail'e gitti. İsrail parlamentosunda konuşma yaptı. Bilmem hatırlayanınız var mı? Sizi tebrik ederim. Arz-ı Mevud'u gerçekleştirdiniz dedi. O cahil kadın o karı girerken parlamentonun alnındaki haritaya baksaydı Kayseri ile bizim Güneydoğu Anadolu'yu onun içinde görürdü. Bugün Kürt harekatının arkasında İsrail'in bulunuşun sebebi de budur. Orayı zayıf bir Kürdistan'dan devralmak kolay. Arz-ı Mevud'a dahil. İki nehrin arasını alacaksın ve burada yaşayan insanları yok edeceksin der Tevrat. Hatta yedi kavim sayar. İki nehrin arasını alıp vatan yapacaksın. Orada yaşayan yedi kavmi yok edeceksin. Sen Osmanlı'nın müsamahasına bak. Yahudinin haline bak. Peki biz bunu bildiğimiz için burada azınlık durumuna düşeceğiz. Azınlıkken çoğunluk olan gayri Yahudileri, onların tabirle goyimi nasıl idare edebiliriz? Biz dedi Osmanlı tarihini inceledik. Bu iş başımıza gelecek diye evvelden alimlerimiz Osmanlı tarihi inceledi. Bak Yahudinin sözünü naklediyorum. Hatta böyle bir Yahudi de ey Osmanlı geri gel diyor. Onun makalesi broşür haline getirildi. Tahrip'ten bir yerde broşürün kapağını koydum. Bu çocuğa bir de mümkün olsaydı da o broşür gönderseydik de okusaydı. Yahudi bile Osmanlı bu müsamahasını takdir ediyor. Onun için Endülüs'te zulüm görürken Osmanlı'ya sığındılar. Çünkü insan yerine konuluyor burada gayrimüslim. Güzel. Üç esas dahilinde Osmanlıların Rumeli'de azınlık oldukları halde 500 sene tutunduklarını gördük. Biz de onu yapacağız dedi. Çünkü bu 67 senesinde oluyor. Harp yeni bitmiş. Azınlık durumuna düşmüşler. O zaman Sina'da dahildi. Sonra Sina'yı terk etti. Bu sormuş hayrola nedir o esaslar? Bunun kötülediği Osmanlı'yı şimdi Yahudi anlatıyor ona. Bir, Osmanlılar Rumeli'de gayrimüslim bir ülkeyi zapt ettikleri zaman işgalin hissedilmemesi için askeri halkın içinden çekerler. Şehre hakim bir tepede, bir kalede oturturlar. Bir hadise olsa 15 dakikada iner. Halk askeri görmediği için işgali hissetmez. Büyük mühim müesseselerin başına kendinden bir adam koyar. Bütün memurlar eskisi gibi kendi adamıdır. Eshab-ı mesalih, yani devletle işi olan adamlar, muhatap olarak kendinden adamları memur olarak görür.
O memurların başı sade Yahudidir, şeydir, Türktür. Aynen bunu Yahudiler Almanya'da tatbik ediyorlar. Karlstadt, efendim, Kaufhof, Kaufhalle, Chain Store, yani seri mağazalar. Küllüğüm Yahudilerindir Almanya'da. Ama alışveriş yapan kimse bir Yahudi görmez. Bütün memurlar Almandır. Ama o müessesenin beyni Yahudidir. Almanya'da bunu tatbik ediyorlar. Yarım milyon Alman, yarım milyon Yahudi, 70 milyon Alman'a hükmediyor. Milli gelirden %90'dan fazlayı alıyor. Alman işçidir, patron Yahudidir. Mercedes arabası mı aldın? Sermayesinin %80'i Yahudinindir. Rothschild borsayı icat etmiştir ki Yahudilerin zenginliği belli olmasın. Çünkü serveti kağıda, hisse senedine inkılap ettirmiş. Mercedes'i görürsün Alman. Ama onu temsil eden hisse senedi kimin cebindeyse onun sahibi odur. Cepteki hisse senedi görülmez, fabrika görülür. Üzerindeki Almanca yazı da görülür. Rothschild, Yahudilerin servetlerini gizlemek, onlara karşı servetlerinden dolayı kıskançlık duygularını önlemek için borsa denilen hadiseyi uydurmuştur. Borsanın esası budur, ortaya çıkışı budur. Aynı şekilde Osmanlı'da kumandanı, bunu Osmanlı'dan öğrendik diyor. Askeri hiç halk görmez. Birinci şart budur. İkinci şart, diline, dinine, kıyafetine, örfüne asla karışmaz. Üçüncü şart, ne yapar yapar işgalden evvelki durumdan iktisaden onları daha iyi duruma getirmek için icabında aldığı vergiden fazlası oraya yatırım yapar. Bunu Macar tarihçileri itiraf ediyor, Macar tarihçileri. Macaristan'a gelirinden çok gideri var. Osmanlı boyuna destek olmuş. Macar tarihine ait Macarların yazdığı kitaplar okursanız asırlarca Osmanlı'nın Macaristan'a bu şekilde destek olduğunu görürüz. Üç esas. Şimdi bunu yapan bir devlet hoşgörülü olmuyor. Aşağıda birisi bana bir sual sordu. Osmanlı 500 sene idare etti Balkanları da. Balkanlarda Türkçe bilen bu kadar az adam var. İngiliz Hindistan'a gitti, İngilizceyi yerleştirdi. Nereye gittiyse Endonezya'ya gitti, yerleşti. Her yere yerleştirdi. Yani Osmanlı bunu yapsa mıydı? Yapsaydı iki yanlışa imza atmış olurdu. Birincisi İngiliz gibi çabuk kovalanırdı. İngiliz Hindistan'a 1850'de girdi. 1946'da çıktı. Maverai'ye Paul Britanya İmparatorluğu ünvanı buydu. Lozan Madenamesi'nde bile Maverai'ye Paul Britanya İmparatorluğu deniyor. Yani okyanuslar ötesi Britanya İmparatorluğu. Ne oldu okyanuslar ötesi? 100 sene duramadı Hindistan'da. Neden? İşte o dilini yaymak, baskı yapmak yüzünden. Osmanlı da bunu yapsaydı Rumeli'de 100 sene tutunamazdı. Osmanlı temsil, temessül gayreti gütmedi. Bakın bunun tarihte en mühim misali Emevilerdir. Emeviler zamanında İslam tarihindeki fütuhatın en büyüğü yapıldı. Türkistan, Şimali Afrika, İspanya... Ama 90 sene yaşadılar. Emevi devleti 100 seneyi tamamlayamadı. Neden biliyor musunuz? İslamlaştırdığı her yeri Araplaştırmak gayreti güttü. Baskı yaptı. Arapçayı yerleştirdi. Arap kıyafetini yerleştirdi. Arap örfünü yerleştirdi. Halkların bir reaksiyonu oldu. Bu reaksiyon sebebiyle 100 seneyi dolduramadı.
Abbasiler bundan vazgeçti. 550 sene devam etti. Temsil temessül gayreti gidersen başka milletlerin reaksiyonuyla karşılaşırsın. Osmanlı bunu yapsaydı Balkanlarda 500 sene duramazdı. Bu birincisi. İkincisi dinine aykırı hareket ederdi. İngiliz yaptı da İngilizce beynemlel dil oldu. Yani o yaptığı yanlışı biz de mi yapmalıydık? O zaman sen adamlara kendi dilini unutturdun, zorladın diye Osmanlı'yı daha bena kötülerlerdi. Faziletini kusur olarak söylüyorsun. İngilizce gibi Türkçenin hakim olduğumuz yerlerde öteki dilleri boğup yok etmemesi Osmanlı'nın lehinedir. Karşısındaki insana insan muamelesi yapmış. Kimsenin ne kavmiyetinin, ne inancını, ne örfünü reddetmemiş. Bundan daha büyük hoşgörü mü olur? Bundan daha büyük müsamaha mı olur? Kendi hukukuna tabi kılmış gayrimüslimi. Bugün bunu Almanya kabul eder mi medeniyet Avrupa'da? Fransa yapar mı? Fransa'da 10 milyon Müslüman var, 10 milyon. Yapar mı? Asla, hayal bile etmez. Almanya'da 10 milyon Müslüman var, yapar mı? Bunların dibindeki Bosna'da Müslümanlığın uyanmasına bile razı olmadılar. O katliam niye oldu? Bosna Hersek müstakil bir devlet oluyordu. Avrupa'nın göbeğinde bir Müslüman devlet olmasın diye oldu. Şimdi sen gel de Osmanlı'yı müsamahakar değildi, hoşgörüsü yoktu diye tenkit edersin. Hem de bunu tarih hocası yapıyor. Buna güler misin, ağlar mısın? Bakın size bir şey söyleyeyim. Ben Osmanlı hakkında öyle aleyhtar sözlere rastladım ki, bunu gavurların bile söylemesine ihtimal vermem. Size bir misal vereyim bakın. Ben 2000 yılına kadar kaçaktım. Mahkumiyetim vardı 3 tane. Saklandığım yerde Vakit Gazetesi alıyorlardı. Bana da getiriyorlardı. Orada bir yazı okudum. Yaşar Kaplan, bu Antakya'nın Alevisidir. Osman Gazi Hristiyan'dı diyor. Şeyh Edebali'nin önünde kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmuştur diyor. Akit'te çıktı bu yazı efendi. Gazetenin sahibi ziyaretime geldi. Verdim. Senin yazarın bu dedim bak. Gazete çıkarmak marifet değil. Bunun başındaki adam bundan mesuldür. Ben gazetemle çıkan bütün yazıları okurdum. Konferansa giderdim Avrupa'ya, Almanya'ya. 15 gün 2 sayı çıkar, istemediğim yazılar çıkardı. Yani sen buradasın, gazetenin başındasın, adam Osman Gazi Hristiyan'dı diyor. Bunu hiçbir gavur söylemez. Hiçbir gavur söylemez bunu. Başka bir şey, gene verdim ona, sahibine, Mustafa'ya. Gördüğümü saklıyordum, tam sayfa. İkinci sayfada Bediüzzaman'ı anlatan bir seri yazı. 36 punto bir istitat, içinden çıkarılmış bir ibare. Latife, Kanuni İstanbul'da 40 çeşme yaptırmış. Ebu Suud Efendi'yi çağırmış, bunların açılışını sen yap. Ebu Suud Efendi demiş ki, sen Avrupa kavaninini ülkemize ithal etmekle öyle bir BOK ettin ki, bu çeşmeler 40 sene aksa temizlemez. Bu Akit gazetesinde. Yani Akit'e kızdım da konuşuyorum, bunun aleyhine söylüyorum demiyorum. Dikkatsizlik var. Şüphesiz o çocuklar iyi niyetli çocuklar. Ama işte dikkatsizlik var. Bunu da verdim ona. Dedim ki bana söyler misin kanunu, hangi kanunu ithal etmiş Avrupa kanunu? Küllüm iftiradı. Ona kanuni denilmesi ahkam-ı şer'iyeyi
bahis bir bahis tedvin etmiş olmasındandır. Diyelim evkafa ait ahkamı toplatmış, ahkamul evkaf demiş. Başka hükümleri böyle toplatmış bir araya, şer'i hükümleri Avrupa'dan haşa kella ki bir kanun ithal ede. Kanun denilen adam 362 kale fethetmiş. Rakama dikkat edin, 362 kale Çan Kulesi'ne menara haline getirmiş. 362 kalede ezan-ı Muhammed'i okutmuş. Desteksiz atan Necip Fazıl, Abdülhamid'i büyütmek için Kanuni Kürdan gibi bir padişahtır diyor. Boyu bir metredir ama bin metre bir dağın üstünde oturuyor. Abdülhamid'in boyu bin bir metredir ama bin metre bir çukurda duruyor. Onun için bir metre görünüyor. Kanunda bin bir metre görünüyor diyor. Abdülhamid'in hakkını vermek, büyütmek için kanunu küçültmek gerekmez. Bunlar vebali mucib sözlerdir. Ölünün de hakkı vardır, unutmayın. Bu gazete gene Avrupa kavanını ithal etmiş. Said Nursi iman dava etmiş. İhtiram ederim. Ama tarihçi değil. Var mı Risale'de böyle bir şey? Yazan mı uydurmuş? Onu da bilmiyorum. Ama olsa ne yazar? Tarihçi değil ki adam yani. Yanlış da bilebilir. Duymuş da olabilir onu. Sen bunu gazetene yazıyorsun. Demek oluyor ki Osmanlı'nın müsamaha etmediği şeyler de var. Onları yanıltan odur. Osmanlı'nın müsamaha etmediği işlerden birisi irtidat. İslam'dan dönme hürriyeti yoktur. Şimdi bunu siz bir hocaya sorsanız mürtedin hükmü nedir? İdamdır. Yani bunun makuliyetini izah edemez. Halbuki İslam'dan döndü diye bir adam resen idam edilmez. Nedir İslam'da beğenmediğin? Ulema onu muhakeme eder. Resen idama gönderilmez. Muhakeme eder. İkna eder. İkna edemezse dokunulmaz. Eğer o münazarada alimler onu ikna edemezse, ikrar ettiremezse doğruları idam edilmez. İkna ettiği halde gene irtidadına devam ederse, 3 kere hapsedilir vazgeçsin diye. Gene de devam ederse İslam aleyhine propaganda yaptığı için idam edilir. Nitekim irtidattan dolayı, Osmanlı tarihinde irtidattan dolayı idam edilen adamlar da için aynen böyle cereyan etmiştir. Hapse mahal kalmamış, kendileri irtidadı ve şeriat nazarında cezasının idam olduğunu kabul etmiştir. Bunların birincisi Simavna Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin'dir. Alimler muhakeme ettiler ve cezasının idam olduğunu kendine kabul ettirdiler. Kana helal, mala haram fetva verdiler. Ve Serez'de asıldı. Cahil diye İranlı bir alim Hazreti Peygamber aleyhine konuştu. Onu da idam ettiler. Molla Lütfi diye Alevi Yülmeşşep birisi Eyüp'e giderken şimdi türbe yaptılar ona. Belediyenin hemen önünde iki yol arasında bir türbe var. Bu Molla Lütfi. Bunlar Fatih idam etti. Bu da böyledir. Muhakeme edilerek. Elbette kendi nizamını sen anayasaya yazıyorsun. Mustafa Kemal bir şahıs. Haşa ilah değil. Onun prensiplerini anayasaya yazıyorsun. Değiştirilmezse teklif dahi edilemez. Niye? Mustafa Kemal de bir adam, ben de bir adam. Beğenmeyebilirim. Millet beğenmese ne olacak?
değiştirilemez. Ayet mi bu lan? Millet isterse o değiştirilemezi değiştirir, sonra da onu değiştirir. Onun hakkındaki yasağı değiştirir. Hukuken yol açıktır. Hiçbir insanın iradesiyle gelecek nesilleri ilahiyeye bağlama asla caiz değildi. Bunu kanunla yapıyorsun. İslam bunu gönüllü yapıyor. Müslüman Allah'ın şeriatını kabul edip ona teslim olan adamdır. Sen milletvekiline zorla Atatürk ilke ve inkılaplarına diye yemin ettiriyorsun. Sen de biliyorsun ki çoğu buna inanmıyor. Kanun yapmışsın. Diplomanızı bilmem şimdi de yaptırıyorlar mı? İnkılaplara sadık kalacağıma diye yemin ettiriyorlar diye ben hukuk diplomasını almaya gitmedim. 2 ay sonra tek gittim. Vallahi billahi dekan beni karşısına aldı. Bu yemini yapmadıkça diplomamı vermedim. Ben de halk espri yapar ya ayağımı kaldırdım. Ben de ayağımı kaldırdım. İçimden küfrederek yaptım. Herif vermiyor diplomamı. Böyle cebirden diplomasını alırken Kemal'e sadık kalacak, prensiplerine sadık kalacak, milletvekili olurken sadık kalacak. Zorla yemin ettiriyorsun kanunla. Zorla sen hoşgörülü oldun da Osmanlı Allah'a inanmayan adama bile cebir tatbik etmiyor. O hoşgörüsüz oldu. El insaf ya. Sen bari de ki Ağrı Dağı Hindistan'dadır. Biz de diyelim ki bu adam kafayı üşütmüş mazurdur. Mazurdur. Deli ne isterse der. Ama bu muallim. Bu tarih muallim. Bakın işe. Aşağıda bir şey söyledim. Dine taraftarlık yönünden bütün müesseseler, devlet müesseseleri vasıfları, meşguliyetleri, kuruluş gayeleri itibariyle mizan edilse dindar olmaya en müsait müessese Diyanet olur, değil mi? Kemalizme tabi olmak yönünden ise en sonuncu olur. Aynı mantıkla orduya bakalım. Ordunun yaptığı işin vatanı müdafaadır. Vatanı müdafaadır. Bunu dinsiz de yapar. Yani belli ölçüde. Dine tabi olmak yönünden en istidatsızı ordu, Kemalizme tabi olmak yönünden en istidatlısı ordu olurdu. Tam Diyanet'in tersi. Oradaki en, buradaki en. Biri üstte, biri altta. Diyanet, Kemalizme rağm olmakta bu devletin bir numaralı müessesesidir. Fi zamanına, ne zamandan beri? En istidatsız olduğu halde, bu işe en istidatsız, aksine en istidatlı olduğu halde, dindar olmaya en istidatlı olduğu halde, Diyanet rejim aleyhtarı olur korkusuyla düşman olması, muhalif olması melhuz, muhtemel, en fazla melhuz ve muhtemel olanı kendine rağm etti rejim. O halde çalışma neticesinde dine en gayri müsteyid olan ordu da bunu yapabilir. Siz göreceksiniz, gençsiniz. Şeriat-ı Garra-i Muhammediye'yi bu ordu getirecek iktidar. Siviller zemin hazırlayacak. Hiç akla gelmeyen yerden dayak yiyecekler. Biz hiç akla gelmeyen yerden, Diyanet'ten dayak yedik. Hala da yiyoruz. Aynı şey onlar olur. İza eradallahu şey'en heyye esbabehu. Allah bir şeyi murad etti mi, esbabı halk etmek ona aittir. Osmanlı müsamahakar mıymış, değil miymiş? Bunu mevzu bahis etmek bile abesle iştigaldir. Dünya onun, Allah'a
nizamını, müsamahakarlığını hayranlıkla yad ediyor. Elin gavuru bile bunu söylerken bizim gavurumuz elin gavurundan daha gavur. Neden? Aynen Diyanet gibi. Osmanlı ve din aleyhtarlığında en gayri müsait olanı en müsait hale getirdiler. O misali buraya tatbik edin. Biz Osmanlı torunuyuz. En geç biz Osmanlı aleyhtarı olmamız lazımdı. En az ihtimal bizim içindi. Bizim mektep kitaplarında Osmanlı'ya sövdüğümüz kadar Avrupa tarihlerinde Osmanlı'ya küfür yoktur. Alın 1930'ların tarih kitaplarını da görün. Ben size buna bir misal vereyim. Yüksek Ticaret Mektebi'nde okutulan bir kitaptan Lozan'ı aldım. Fatih İstanbul'u fethettiği zaman diyor profesör canapları. Hristiyanlığa hayrandı. Hristiyan olacaktı. Fakat galip geldiği için gururu mani oldu. Bin yıllık Türk milliyetçiliğini ümmetçiliğe feda etti. Benim Lozan kitabında bunun nakli var, görürsünüz. Eğer Fatih gururunu kırıp da Hristiyan olsaydı, Türk milleti alemin efendisi olacaktı diyor. Supi Nuri İleri, adına bak Müslüman. Bunu bir gavur bile demez. Hristiyan olacaktı da, olsaydı dünyanın efendisi olacaktı. Ulan bu efendiliği biz 6 asır İslam'la yaşadık. Hristiyan, Habeşistan'da Hristiyan. Avrupa'nın kıymet verdiği mi var Habeşistan'a? Kaldı ki bizden dayak yemişler. Türk milleti Hristiyan olsa bile bizi affetmezler. 400 sene bizden dayak yemişler. Bu ne mantıktır ya? Fatih Hristiyan olsaymış Türk millet dünyanın efendisi olurmuş. İslam'la efendisi olmadı mı? Bu mektep kitabında efendiler, mektep kitabında. Bu ne demek? Propaganda böyle zehirli bir müessir demek. Bir tarih hocası, Türk ve Müslüman çocuğu kendi ecdadına böyle bakıyor. Bu bakış gavurun insafından bile aşağı. O zaman İslam karşıtlardı. Hiç korkmayın ki en şiddet din aleyhtarını da doğru yola getirme kabildir. İhtimal vardır. O ki bu olabiliyor. Yeter ki propaganda silahlarını elinize alınız. Bakın biz Müslümanlar bir şeyi kavramadık. Telkin müesseselerini ele geçirmekte çok geç kaldık. Gazetelere bakın. İlk gazete çıkaranlar İslamiyet'le alakasız kimse. Biz sonradan ayak uydurmaya çalışıyoruz. İki misal vereyim size. Bir gazete için, bir televizyon için. Benim üniversite yıllarımda Süleymaniye'de Kirazlı Mescid Sokağı'nda Seyhan Talebe Yurdu diye bir yurt çalıştırıyordum. Burası Nazip Çelebi'nin evine yakındı. Nazip Çelebi de Necip Fazıl'la ahbaptı. Necip Fazıl Nazip Çelebi'ye dedi ki evinde bir yemekli sohbet yap. Zenginleri çağır, çünkü Nazip Çelebi Topbaşların damadıydı. Topbaşzade Ahmet Efendi'nin damadıydı. Musa Topbaş'ın rahimeullah, Nuri Topbaş'ın vesaire enişteleriydi. Onlar sen çağırırsan gelir. Ben de geleyim. Bunlara bir konuşma yapayım. Bir günlük gazete çıkaracak bir para çıksın ortaya. Peki. Beni de çağırdı komşu olarak. Kirazlı Mescid'in imamı Cemalettin Efendi'yi de çağırdı. Çok mübarek bir şahsiyetti. Bir Şafii alimiydi.
Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin de teyzezadesiydi. Beraber de bir hacım var. O zaman ben gencim, 50'li yıllar. O 80'lik bir adamdı. Şimdi ben 80'i küçümsemeye başladım. İçine girince. Aziz Allah Celle Celaluhu ve La İlahe İllallah. Yemekten sonra Necip Fazıl, Müslümanların bir gazetesi yok, Müslümanların bir sesi yok. İslamiyet'e hücum ediliyor, cevap verilmiyor vesaire diye bir nutuk çekti ateşin. Bütün belagatıyla. Parlak söz söylemekte üstüne adam yoktu. Evet. Bunun için tabii para lazım. Muhataplar hep zengin. Açın kesenin ağzına sıra gelince bu Cemalettin Efendi kenardan dedi ki Necip Fazıl Bey evladım bir şey sorabilir miyim dedi yavaş. Dedi ki buyur hocam dedi. Şeyhinin teyzezadesi, yaşlı adam tabii itiraf etti. Buyur. Dedi ki bir hata eden bir adamın hatasını söylemek şeriat nazarında nedir dedi. Necip Fazıl Bey gıybettir dedi. Söylemek gıybet peki yazmak nedir dedi. Necip Fazıl duraladı. 20 yaşında bir delikanlı dedi. Uyacak şeytana hırsızlık edecek. Sen bunu haber yapacaksın dedi. Sonra adam tövbekar olacak. İslah-ı nefs edecek. Ama sen onu tescil ettin hırsız olarak dedi. Bu söylemekten daha ağırdır dedi. Günlük gazete habersiz olmazdı. Sen gene dergini çıkar da ilmi yazılar yaz, İslami yazılar yaz. Bu günlük vakaları yazmakta çok büyük vebal vardı. Gazete İslami bir iş değildir dedi. Ötekiler de Necip Fazıl'a güvenmiyorlardı. Kumar oynuyor vesaire diye laf çıkıyordu. Onların da hoşuna gitti bu mütalaa. Necip Fazıl karardı, morardı ama bir şey diyemedi. Şimdi Müslümanlar bir adamın kusurunu yazmak gıybettir, gazetede haberi olmadan olmaz desen kim dinlersin? Bak o zaman böyle düşünüldü. Ne oldu? Gazete sahibi olmakta geç kaldık. İkinci misal televizyondur. Mahmud Efendi Hazretleri Beylerbeyi'nde bir yalıda oturuyorum. Bir pazar günü ziyaretime geldi. İçeri girdi televizyon. Burada televizyon var. Benim bu abi kazma abini kıracağım dedi. Dedim ki Hoca Efendi Hazretleri benim bu televizyonu takip etme mecburiyetim var. Sen bunu avam için düşünüyorsun. Ama ben ne olup ne bitiyor takip etmezsem bunlara cevap vermekte yanlış yaparım. Dünyada ne olup bittiğini benim takip etme mecburiyetim var. Ama dedim sana bir şey söyleyeyim. Bir gün gelecek en sadık müridinin bile evine bu girecek bunu önleyemez. Sen bir şey yapacaksan dedim zenginlerine söyle de bunun İslamisini kursunlar. İslamisini kursunlar. Aynı silaha, düşmanın silahına, aynı silahla cevap vermek lazım. Biz fakülteyi bitirdik, avukat olduk. Solcular, Kemalistler hakim savcı oldu. Sonra ellerine düştük, bizi mahkum ettiler. Aynı şey. Müessir işler, İslam düşmanları tarafından Müslümanlardan evvel keşfedildi. Mesela tiyatro. İslami bir tiyatro hala yoktur. Bütün tiyatrolar İslam'ın aleyhine. Biz de şikayet ederiz. Filmler böyle. Şikayet ederiz. Kaç kişi biliyorum buna teşebbüs etti, destek bulamadı. Destek bulamadı. Zengin cami yaptırır. Tarihi alışkanlık. Halbuki adam yetiştir. Bir zat vardı buraya geliyordu. Bizim talebelere ayda bir defa 10 bin lira dağıtıyordu. 100 kişiye 150 lira. Kendi dağıtıyordu. Vazgeçti. Niye vazgeçtin? Cami yapıyorum dedi.
Halbuki sen cemaat yetiştir. Onlar cami yaparlar. Ama o cami yapmayı hayır olarak bellemiş. İnsana yardımı bilmiyor. İnsana yardımı da biliyor. Yemek ekmek. Şu kitabı ver de ben Ali Yakup Efendi'ye sordum. Dedim param yok. Ama stokumda trilyon kitap var. Ben ne yapayım? Zekatı nasıl vereyim? İhtiyacı olana kitap ver dedi. Bir gence istikamet verecek bir kitap ona karnını doyuracak. Para vermek de daha makbuldür dedi. Ben hep böyle yaptım. Ama biz ferasetli olarak insan yetiştirmeyi ihmal ettik. Ha bunu çok umumi söylersem haksızlık etmiş olurum. Süleyman Efendi Hazretleri bunu yaptı. Ala derecatim tarikatlar yaptı. Yapanlar da oldu. Ama telkin müesseselerini kanuni güçlüğünden dolayı bizden önce solcular, kemalistler işgal etti. Gazetede, dergide de onlar önde gitti. Televizyonculukta da onlar önde gitti. Radyoculukta da onlar önde gitti. Biz arkalarından geliyoruz. Bunun önüne geçmek lazım. Düşmanın silahıyla silahlanmadıktan sonra başarı alınmaz. Bu işin kanunudur. Yeni bir şeye İslamileştirilmedikten sonra Müslümanlar inanmaz. İslamileştirilmeden. Bu Savaş Paşa'nın sözüdür. Yani bir teklif dinen emredilmiş değilse onu kabul etmez Müslümanlar. Her yeniliği eğer o yenilik hakkaniyete uygunsa İslami bir prensiple izah etmek mümkündür. Çünkü İslam hukukunun kaynakları o kadar geniştir. Yeter ki bunlar üzerinde düşünülsün. Bu zaman dünyada soğuk harp bitti diyorlar ya. İnanmayın. Soğuk harbin şekil değiştirerek en şiddetli cereyan ettiği bir zamandır. Şu içinde yaşadığımız kargaşa soğuk harbin bir tezahürüdür. Soğuk harp ne demek? Silahsız mücadele demek. Silah olarak bilinen şeyler dışında gazeteyle, televizyonla, radyoyla vesaireyle mücadele demek. Sözle ve yazıyla mücadele demek. Soğuk harp budur. Sıcak harp silahlı çatışmadır. Bu soğuk harbi biz en şiddetli bir şekilde yaşıyoruz. Türkiye'de ne türlü kargaşa oluyorsa bilin ki bunun altında yatan dava iman küfür mücadelesidir. Tezahür şekli başka olabilir. Bir grubun bir grubu batırmak istemesi, bir grubun iktidarı ele geçirmek istemesi, bir bankanın başka bankayı batırması, bunların hepsinin altında yatan iman küfür kavgasıdır. Derinine gittiğin zaman sebep en dipteki sebep iman küfür davasıdır. İslam'ın ülkemizde adım adım galebeye doğru gitmesinden rahatsız olanlar doğrudan doğruya İslam'ın bu halinden rahatsızlık dolayısıyla bu işleri yaptıklarını söylemeden başka sebepler altında bunu yapmak istiyorlar. Fethullah'ın hareketi de budur. Halk partileri yaptıkları da budur. Bilmem Atatürkçü Derneği bilmem ne de budur. Falan televizyonun yaptığı da budur. Öncü Gazetesi'nin yaptığı da budur. Bütün rahatsızlıkların temelinde İslam'ın galebeye doğru gitmekte olduğundan doğan sinirlilik yatmaktadır. Size çok evvel dedim. Ve kul ca'el hakku ve zehkel batıl. İnnel batıle kâne zehuka fermanı ilahisinde. Hak geldi, batıl zail oldu. Allah'ın her ayeti her an masadak bulur. Bugün bu ayet iniyormuş gibi. Hak geldi, zail oldu. Gelmekte. Bu geldiği gelmekte. Ve hak da zail olmakta. Kabul ederseniz
Aynen bu ayete muhatap bir cemiyet içindeyiz. Ama Allah Azimüşşan ferman ediyor. وَزَهَكَ الْبَاطِلَ اِنَّ زَهُوكَ Batılın gitmek mukadderidir. Galebe sağlayamaz. Fethullah'la da galebe sağlayamaz. Kılıçdaroğlu'yla da sağlayamaz. Topu, tüfeği, nesi varsa gelsinler. Murad-ı ilahi karşısında hiçtirler. Allah bir şeyi murad etti mi Nemrud'u bir kana kırık sinetle öldürdü. Bir pehlivanı mikroskopun zor gördüğü bir mikropla öldüren Allah. Onun iradesi karşısında bunların saldırmaları hiçbir netice vermeyecektir. Bize düşen vazife haktan yana olup takatimiz kadar hakkı desteklemektir. Yoksa netice ne bizim çalışmamıza bağlıdır ne de çalışmamamıza bağlıdır. İsterseniz yatın akşam sabah horul horul uyuyun. İslam'da cihat diye bir madde olduğunu unutun. İslam gene galip gelecek. Neden Allah murad etmişse esbabı halk etmek ona ait bir şey. Meyhanedeki adamı çıkarır senin yapmadığın işi ona yaptırır. Düşmanı kendi içinden yıkar. Topsuz tüfeksiz Rusya'yı yıkan Allah. Akla gelir miydi Rusya? Hiçbir devlet kendisine hücum etmeden yıkılacak. Komünizm çöker dünyayı yutmak istiyordu. Murad-ı ilahiyenin karşısında beşeri takatlerin hepsi toplansa bir hiç hükmündedir. Bütün beşeriyet azmetse yeryüzünden sivrisineği kaldırayım muktedir olamaz. Asla. En aciz varlık bir sivrisinektir. Yeryüzünden bunu kaldırayım dese asla. Allah hasmı olana nesil bereketi verir. Onun yaşaması murad-ı ilahi ise bir hamsi 1 milyon yumurta bırakır. Balina 4 senede bir doğurur. 10 ton balık yer hamsi balina. Küçük balıkları bitiremez. Aslanlar, kaplanlar, yanında ormanda tavşanlar da barınır. İlahi nizama bakın. İlahi nizama baktığınız zaman aynen önümüz kış olduğu gibi maddi mevsimde önümüz İslami bakımdan bahardır. Bunu hiç kimse değiştiremez. Nasıl ki biz kışı atlayarak yaza geçemeyeceğimiz gibi düşman da kışı kendi kışını atlayıp yazına devam edemez. Edebilseydi Sultan Aziz katledilmezdi. Bu olabilseydi Abdülhamit tahtından olmazdı. Bu olabilseydi Vahidettin tahtından tacından olmazdı. Onlar kadere ters düştüler. Allah ümmetin sonbaharını murad etti. Onlar yazı devam ettirmek istediler. Kadere ters düşenin alacağı netice budur. Allah'a şükredin ki bugün ehli küfür kadere ters düşmüştür. Kadere ters düştüğü için ben 95 senesinde söyledim. Fethullah sıfıra müncer olacak. Aha başladı alamet. Bunu siz göreceksiniz. O halde biz niye uğraşıyoruz? Biz üzerimizdeki nimetin hakkını vererek ferden huzur-u ilahiye beraat fermanı alarak gitmeye uğraşıyoruz. Yoksa dinin sahibi o. O onu ayağa kaldırmayı murad ettiyse hiç kimse buna engelleyemez. Hiç kimse. Ve engelleyemeyecek. Bundan sonra ehli küfür diz dövecek. Fethullah'ın grubu şimdiden müdafaya geçti. Bütün bir kitleyi İtham ediyorsunuz. Hayır, kimse kitleyi itham etmiyor. Bunlar uyansın diyoruz. Baştan beri diyoruz ki arkasından gidenler bunun ihanetini bilmiyor. Uyanın ey Müslümanlar, yanlış adamın arkasına takılmışsınız diyoruz. Ama onlar mazlum rolü oynuyor. Polis kıyımı diyor, dinleyin televizyonunu. Polis kıyımı, savcı kıyımı, hakim kıyımı, bilmem ne kıyımı. Hayır. Böyle bir şey yok. Sadece Allah engel çıkarıyor. Tayyip de vesile, vasıta. Bizim gibi adamların hepsi vasıta. Asıl olan murad-ı ilahidir. Vakit geldi.
ve kul cael hakku ve zekal batıl. Hakkın galebe zamanı geldi, batıl çökmeye başladı. İş bundan ibarettir. Bizim gayemiz üzerimizdeki nimetin hakkını vererek Allah'tan beraat fermanı almaktır. Bunun için herkesin mesuliyeti farklıdır. Çünkü Allah-u Azimüşşan bu kainatı ihtilaf üzere yaratmıştır. Herkes takati kadar mesuldür. Ne mutlu Allah'ın verdiği bütün takati onun davasının galebesi için kullanana. Bunun için size bir formül vereyim. Bugünden kazanmanız için. Eve gidin. 2 rekat namaz kılın. Allah rızası için 2 rekat namaz kılın. Gusledin. Ondan sonra deyin ki ya Rabbi öyle hayatımda öyle sebepler halket ki hayatımın umumi ve nihai gayesi senin dininin galebesi için çalışmak olsun. Sebepler beni yönlendirsin. Rüzgar önündeki kuru yaprak gibi sebepler beni yönlendirsin. Sen bu sebepler halketmeye kadirsin. O anda hayatın mematın dinin galebesiymiş gibi her fiilin ibadet olur. Her fiilin, uykun bile ibadet olur. Çünkü bir şeyin aslı hakkındaki hüküm vasıtası hakkında da caridir. İçki haramsa getirip götürmek de haramdır. Mubah olanın vasıtası da mubahtır. Helal olanın vasıtası da mubahtır. Sen hayatın Allah'ın dini galip gelsin diye harcamaya karar verdiğin anda uyku bunu yapman için şartlardan biri. O da aynı hükme girer. Yemek yemen bile ibadet olur. Bütün fiillerin ibadet olur. An şart ki bu gayeyi gerçekleştirmeye kifayet edecek had ile tatil edesin. 8 saat uyku yeterken bu iş için 8 saat uyursan onu yazdıramazsın ibadet. Bütün hayatın, hayati bütün faaliyetlerin hepsi ibadet hükmüne geldi. Öyle 5 vakit namaz değil. Bir formül daha vereyim sana. Ben yaşarım 80 sene, 90 sene, 100 sene neyse. Ben Karadenizliyim. İştahım tatmin olmuyor. Ben istiyorum ki kıyamete kadar yaşayayım da kıyamete kadar bu yolda hizmet edeyim. 100 senenin hasenatıyla değil, 1000 senenin hasenatıyla gideyim Allah. Dinin galebesi için çalıştığın takdirde senin defterin kapanmaz. Yeryüzünde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kaldığı müddetçe işlenen bütün hayırlardan sana hisse gelir. Demek ki ölüm dahi bertaraf olur, faniliği aşarsın. Dünya durduğu müddetçe yaşıyormuş da hizmet ediyormuşsun gibi sevap gelir sana. Tıpkı bir fabrikaya ortak oldun. Fabrika kendi kendine çalışıyor. Sen ölsen bile o fabrikaya koyduğun sermayeden kar hasıl olur. Sana ahirete göndermezler ama varislerine verirler. Burada varisine değil, doğrudan doğruya sana ahirete gelir. Kıyamete kadar İslam adına bütün başarılarda faydan olur. Çünkü hayırlar da şerler de la teşbih ve la temsil üzüm salkımı gibidir. Sizin içinizden birini Allah-u Azimüşşan mahşer günü kalabalıktan çağırsa ey kulum gel sen öne çıktın bir tabur askerde bunu yaparlar. Gel sen gel derler gelir. Bundan dünyaya gelenler gelsin. 3-5 kişi. Bunlardan gelenler gelsin. Her birinin arkasından 3-5 kişi. Bu böyle dünya durduğu müddetçe kadar devam ettiyse sen arkaya bakarsan Allah ben Adem Aleyhisselam. Benim arkamda bir ordu var. Ordu. Benden doğanlar, ondan doğanlar, ondan doğanlar, ondan doğanlar, ondan doğanlar, ondan doğanlar. Sen bir Adem Aleyhisselam. Onlarla eğer sen müsbet yetiştirdinse o müsbetin teselsülünden hepsinden sana hasenat gelir. Demek ki kıyamete kadar defterin kapanmaz. Allah hepimizi defteri böyle kıyamete kadar kapanmayıp da mümkün ve muhtemel olan hasenattan azami derecede nasip alanlardan eylesin. Amin. Cenab-ı Rabbül Alemin
İslam'ı Ankara'yı bu zaman ülkemizde galip getirsin. Amin. Bizleri de onu gerçekleştirenlerden eylesin. Amin. Görenlerden eylesin. Amin. O saadetli devri yaşayanlardan eylesin. Amin. Ecdadımızdan sıkıntıda olanlar varsa onların ruhlarını şadan-ı handan eylesin. Amin. Allah-u Azimişan gerek ekran başında gerek burada sarf ettiğiniz zaman mukabilinde bunun trilyon katı size cemalini ikram ederek mukabelede buyursun. Amin. Fatiha. Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakaik-i Muhammediye'nin galip... İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir, istikbalde de o olacaktır.